Tamam, buyurun başkanım. Hazır mı? Başkanım. Hazır mısınız? Hazır, hadi. Hadi başkanım. Evet, değerli arkadaşlar, az evvel terörü lanetledik. Oraya karanfillerimizi bıraktık. Bu inşallah son olur dileğine geldik. Buraya bugün de Ankara'daki tüm sivil toplum örgütlerinin liderleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şu anda çarşıyı geziyoruz, esnafları ziyaret ediyoruz. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Çarşıya, sokağa, caddeye ve AVM'lere gidin. Alışverişlerinizi yapın, sosyal hayatınızı hiçbir şekilde durdurmayın diye bu şekilde çalışmalarımız var. Zaten terörün istediği de o. Sokağa çıkmayın, caddeye çıkmayın ve normal hayatınızı devam ettirmeyin. Biz buna inat, tüm burada arkadaşlarımızla birlikte bunu lanetliyoruz. Ve bugün istesek biz buraya 100 bin kişiyi de toplayabilirdik. Bakın bu yağmurun altında buradaki arkadaşlarımızın her birinin en az 10'ar bin üyeleri var. Onlarla birlikte buradayız. İleriki tarihlerde Kızılay ve esnafı için de bir takım önerilerimiz olacak. Ankara Ticaret Odası, Borsa Sanayi Odası, Giyim Sanayicileri ve hatırıma gelmeyen tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımız olacak. Burayı tekrar ayağa kaldıracağız biz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, biraz detaylı bilgi verir misiniz? Neler yapılacak? Şu an için yönetim kurullarını toplayacağız. Buradaki olan arkadaşlarımızla ortak bir karara varacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Geçen hatırlarsınız Osmanlı Çarşı yanmıştı. Biz Ankara Ticaret Odası olarak oraya 2,5 milyon lira yardımda bulunduk. Bu tip şeylerde Ankara esnafı, tüccarı, sanayicisi ve sivil toplum örgütleriyle hep birlikte el eleleyiz. El ele birlikte tekrar Ankara'yı terörle anılmayan bir şehir haline getireceğiz. Bir de birçok işleri burada zarar gördüm. Mesela buradaki esnafa da bir maddi yardım falan söz konusu olabilir mi? Şimdi ekonomik anlamda her türlü desteği vereceğiz. Ancak dün başbakanımız burada açıkladı. Esnafın yaraları sarılacak diye. Biz de ticareti canlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar.